ayaklandılar, üzerlerine doğru koştular. Bu tip pozisyonlarda genelde defansif oynayan takım iyi bir cevap verebiliyor. Biz bunu birçok kez izledik ama acaba bu sefer S2G bunu yapabilecek mi? Futbolist dörtlü şekilde kıstırdı. 2-2 bir baskın izleyeceğiz. Adeta ipe dizdiler orada S2G'yi ve Sanok'ta galibiyeti çıkardı. Sahne arasından başlıyoruz. Atina doğru gidiyoruz. Birazcık batı tarafından kuzeye doğru seyreden bir uçak olacak. Futbolist yine erken atlayış yaptığını biliyoruz ama hemen burada bir şey... Bir yandan 3 puanlı bir... İyi bir iş. Yine galiba Lovazin izliyoruz. Kim kaldı göremedim futbolistten ama herhalde Lovazin'dir. Yani hani Sinan 13 skor. Alanda şey 8 basıyorsa Lovazin değil mi? Evet. 17 7 evet, var. İkinci olur buradan. İkinci olur buradan. Eğer bir hata yapmazsa bana ki... Bana da öyle. Yerde de bir şeyler var hala. Bayağı alışıktır. Yerde de var. İkinci bile olur orada 17 8'le. 16-15 kaldı. 15.yi basıyor gerçi şu anda ama yani Shelby birazdan çıkmak zorunda kalacak. Yeri biliniyor. Recent ve Enjoy zaten onu kontrolde. İsimler yine sayısında yeri tahmin ediliyor burada. Sonra hiçbir de onu kontrol eden isim. Yani burada işler kolay değil. World of Wonders'ın galibiyeti yakın olduğunu da söylemeyeceğim. Yani neredeyse galibiyeti aldığını söyleyebiliriz. Shelby, ne yapıyorsunuz? Meta değişti ya. Yeter artık yani. Lovazin bir tarafta, Shelby bir tarafta. Böyle bir şey olamaz. Yani oyunun mekaniğine aykırı ya. Oyunun mekaniğine aykırı. Hani o kadar silah çeşitliliği, bambaşka bombalar, molotoflar, bir şeyler. Gelinen nokta bu mu ya? Gerçekten şu an isyan etmek istiyorum. Yani Silas tahminen en erken elenen oyuncu olacak gibi. Gerçi 5 şehitten fazla hayatta kalır mı? Herhalde kalır. Bu 1v4 artık. Yerleri biliniyor. 4-1-1 değil bu. 1v4 bu. Alastan bombalar geliyor. Lovazin eğitlerini birer birer basmaya devam ediyor. Shelby'nin eğiti bitmiş olacak ki adanın dışında alana koşarken. Oyuna veda etti. Şimdi o söylediğimiz 1v4. Silas'tan Tommy Gunn'la denen ilk oyuncu çok hızlı indiriliyor. Recent'a doğru da döndü ama World of Wonders'ı şaşırtan hamleler bunlar. S2G oyuna veda edecek. 16 puan alacak. Futbolist burada. Beni bir miktar haksız çıkartıyor. World of Wonders onların önüne geçecek ama puan olarak baktığımızda hala yakalayamamış olabilirler. Bir tarafa sıralamadan 12, diğer tarafa 15 puan ekleniyor. Ve puan farkı şu anda 4. World of Wonders çok daha fazla skor aldı. Futbolist ise tamamen sıralamaya oynadı. Evet, yani Lozim'de itleri zaten bitmek üzere. Umarım ne kadar daha bekleyecek. Tabii o da bilmiyor. 4 rakip hayatta olduğu için kaç takım... Dinan, galibiyet mi? Hayır. Öyle bir şey yok, Galibiyet gelecek mi dedim bu arada? Kendi yaşamı da çok uzun sürmeyecek ama bunu bence görmeye değerdi. Bitcoin oyundan eleniyor. Respect Beast'i içeriye sokabilmiş. Nextria şu anda hala alanda kontrole sahip takım. Fener tek başına kaldı. Inflames tek başına kaldı. Fenerbahçe elendi. Dediğimiz gibi aynen öyle. Onlar da oyundan artık çıkmak durumundalar. World of Wonders 7 puanla 7. oluyor. Volkan son saniye iyi bıraktı kendini. Raum'dan güzel bir cover fire. Evet, güzel atış da. Tabii ki Mutlu'nun ben ne yapacağını merak ediyorum. O şu an alan dışında mı yoksa kenarından mı oynuyor emin değilim. Alan dışında 8 basacak kadar 8 olmaması lazım. Çünkü bir oyuncu kalmışlardı. Çok istemedikleri bir yerde kalmışlardı. Eğer o rahat şekilde girebilirse Next Rüya'yı da zorlar. Futbolisti de zorlar. Onun eğimi bence iki takımdan birini bitirebilir. Tek başına değil ama oradan çekeceği iki skorla birlikte Futbolist veya Next Rüya'dan bütün dengelerini bozar. Ve dediğimiz olay gerçekleşiyor işte. Yani S2G skor almalarına gerek yok. Zaten rahat şekilde sıralamaya gidecekler ama Root tek başına. Polis girdi buraya ve 2 saattir konuşmadığımız Blaze de güneyden yaklaşmış. Çok acıklı bir sahne ya. Evet, söylediğin gibi tam olarak. Kör cerrah düşürülecek burada Solkay tarafından. İyi girdi bu arada Kudur. Kudur bu arada kulübeye bayağı güzel girdi. Bence üçüncülük gelebilir. Hatta ikincilik bile gelebilir yeni alana göre. Şu anda 10'ar skoru var. Hem futbolistin hem Blaze'in. Futbolist Next Rüya'yı yakalamak istiyor. Ama bir maç açık vermişlerdi. Burada çok puan farkı oluşmayacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki Blaze'e baktığımızda bence yine konuşulması gereken bir takım 3. sırada. World of Wonders'ın yanına gelme ihtimali olan World of Wonders'ın yokluğunda Fenerbahçe elenmişken onlar da burayı değerlendirmek istiyor. Şimdi Root az önce
Inflames'in yapabileceği hamleyi yaptı. Şu an evden de arka tarafa doğru geliyor. Lovazin'le bir birebir. Yakın mesafe. Lovazin daha avantajlı. İlk mermiyi vurması lazım Rude'un kesinlikle, eğer burada hayatta kalmak istiyorsa. Aiden'i bastı. Lovazin kapıyı kırıyor. Pozisyon eşitlendi. Bir bomba çekildi. Molotov çekmiş. Rude yanacak. Burada hasarın farkında. Kudur'dan ufak bir destek var. Next Rüya oyuna tekrar dahil oluyor. Üç oyuncularını kaybetmişlerdi. Rude indirilecek. S2G'nin puanı Roma gidecek. Dolkay'dan. Kötü bomba. Arkadaşına doğru bir yaklaşma ama yani burada ben bu pozisyonu beklemiyorum. Var mı tahminin? Yani tahminim... Futbolist daha yakınmış gibi gözüküyor. Alanda iyi bir yere hakimler. Futbolist diyeceğim o yüzden. Ben direkt yazdım ya zaten. Aynen. Ya benim şu an kafamdaki soru 13 mü vururlar, 14 mü vururlar? Öyle söyleyeyim. Hani Savion'u mesela Kudur mu alır? Yoksa işte Kudur mu Savion alır? Ama buradan skorlar gelecektir. Ve ben futbolistin elendiğini düşünüyordum o pozisyonda. Onu da söyleyeyim yani. Çıkamayacaklarını düşünüyordum. Çıktılar. Dört oyuncu bir şekilde hayatta kaldılar. İşler aynen çektiler. Ciddileştiği zaman neler yapabileceklerini gösterdiler. Kolay bir oyun olacak. Yani bir önceki oyun onların yaptığını şu anda rakipleri birazcık yapıyor. Birazcık süre kaybettiriyorlar. Birazcık böyle oyunun uzamasına sebep oluyorlar. Önemi var mı? Önemi yok. Biz burada 8. alanı galiba göreceğiz. En azından Savion sürünecektir. Kudur eğer son saniye 1-2 deneme yaparsa, skor çekemeyecek olsa bile bir heyecan yaratır diye düşünüyorum. O da Aiden'i basmayı seçti. Futbolistin çıkmasını bekliyor. Savion aynı şekilde aynı pozisyonda. 27. dakika içlerinde 28 puanlı, 29 puanlı bir Miramar sonlanıyor olacak. Tolkay ve Rom 2-2 dağıldı Lovazin ve Lats'la beraber. Bir araca binme durumu söz konusu. Kudur Aiden'i bastı. Kafayı çıkarttı, şöyle bir açığa doğru baktı. 1-2 hasar geliyor Solkay'a doğru. Sonrasında güzel bir cevap var burada. Next Rüya 3.lüğü alıyor. Blaze bu sayede 22 puanı garantilemiş oldu. Savion'un ayakları gözükecek. Ona da son mermiler. Lats'ın SKS'sinden gelince Futbolist galibiyeti bu sayede çıkarttı. Onları tebrik edelim. İyi bir iş ortaya koydular. Ve artık günün ilk maçına yavaştan bağlanıyoruz. Erengel ortasındayız. Söz gitarist ve Mehit Rıdayefe'nin maç sonunda tekrardan görüşmek üzere. Futbolist sıkışmış durumda. Girmeye çalışıyorlar önce. Next Rüya'yı düzeltiyorum. Respekti almaları lazım. Biz bunları anlatırken Next Rüya yan pozisyonda yok olan ekip ve şu anda Jetkill, Beast, Arkon, Aksu o kadar iyi yerdeler ki futboliste karşı bence burada girişlerine izin vermemeleri gerekiyor. Tabii kendilerini nasıl savunacaklar onu da merak ediyorum. Her ne kadar futboliste karşı iyi konumda olsalar bile bir yandan da arkaları kontrol altına alınmış durumda. Şu anda Bitcoin açısından çok iyi gördük bunu. Yani Bitcoin olabilecek en iyi yerdeki takım, hatta belki de güzel diyebileceğimiz tek yerdeki takım. 6 skorlu bir futbolist. Şu anda skor yükünü çekiyordu haritanın ama burada Respect'le son bulabilir. Ucundan geçti. Lats neredeyse trafik kazasına kurban gidiyordu galiba. Hayır, oradaki isim sol kaymış. Lovazin de yanına doğru geldi. Beast'i sislerin içinde aldılar. Uzaktan Aksu'nun desteği olmayınca, Arkon'un desteği olmayınca onun da tabii ki elinden fazla bir şey gelmiyor. İstedikleri gibi burayı Respect tutamadı. Bitcoin baskısına yenik düştü. Sol kaydan bir de bomba var. Galiba bir 10 skor izleyeceğiz gibi Sinan. Şu anda 7'yi almış olmaları lazım ya da 8'i. Ve güzel şekilde, koordine şekilde oynuyorlar. Açıyı iyi değerlendiriyorlar. Ben tamamen Bitcoin'in neler yapacağına bakıyorum. World of Wonders'tan bahsettik. Polina'ya doğru atladılar ve hiç olaya dahil olmuyorlar. Alan bir kez daha onlarda. Respect düşerken 8. skor futboliste gitti. İyi sislerle beraber Bitcoin'den çıkabilirler. Ama hala Bitcoin'in avantajı yatsınamaz bir noktada. 2 kat, 3 ev... Diyecek fazla bir şey yok. Herkesi görüyorlar şu an. Evet. Şu anda Lovazin kaldırılıyor. Oyun alanından bir hasar almış. Göremedik tam. Koba. 1-2 attı. İşte bu pozisyon. Ya, ooo, Bitcoin kaçırdı. Bitcoin skoru kaçırdı. Nasıl? Solkay bedava indi oradan. Olmaması lazımdı bunun. Birilerinin alması lazımdı. Bank. Sonunda böyle bir sahne yok. Gelmesi gerekiyordu o puanın. Lovazin de deniyor şu anda yana doğru. Lats'la birlikte. Rom yerde. Alt tarafta konum almaya çalışacaklar. Aracı belki patlatmak isteyebilirler.
o tütme beni bir rahatsız etti. Evet, yani Koba'da aslında görüş alabilecek nokta ama tabii arkadaşını kaldırması çok daha mantıklı olacak şu anda. Solkay bitiriliyor. Bitcoin düşürmüştü. Inflame çaldı. Bu onların 5. puanı. Güzel gördüler. Rahat gördüler. Bitcoin girmeyi tercih etmiş. Niye böyle bir hamle yaptılar? Yani bu şekilde gelmemeleri lazımdı. Birazcık daha sakin oynayabilmeleri lazımdı. Yani 3 kişi hayattasın, 4 kişi hayattasın. Neden trap'i buraya tek gönderiyorsun? Latte'yi koydu şu anda. Ev çıkışını tutuyorlar. Bir de üzerine lat bombası. Korkulması gerekir. Bence korkulması gerekir. Jinx'in dikkatli olması gerekiyor. Karşılığında bir deneme Molotov'la beraber Lovasin. Daha etkili isim. Fazla bir şey yapması mümkün değil. Galatasaray çok sakin kaldı yanda. Şimdi onların da sırası geliyor be. Son yılanı da burada. Lovasin ve Lats ikilisi indirecek. Olması gerektiği gibi bir oyuncu geriye destek bırakmak istemeleri bence çok doğal olacaktır Galatasaray'ın. Koba Lovasin'in hatasından iyi faydalandı ama Lats'ın reflekslerine karşı işi o kadar da kolay değil. Futbolist 3. sıraya geliyor bu skorla beraber. 13 puanı var. Hemen üstlerinde Galatasaray ve World of Wonder. 5-6. Lovasin'in karşısına gelecek. Lats da, Lats da burada görülüyor. Gayet net. Gayet net pozisyon. Futbolist 3. olacak. 23 puana sahip. Şimdi sıra... Oyun çok sakinleşti. Herkes Nihat'ı bekliyor tabii bir yandan da ama Nihat'ın da şöyle çok çıkmak gibi bir niyeti yok. Şimdi burada Hoodie kötü göstermiş. Spron Hoodie alacak üst taraftan. Zaten bu avantajını sonuna kadar kullanacağını biliyorduk. Dahasını da yüksek ihtimalle göreceğiz. Peace'den hemen bir takas var. Sonrasında Nihat Raum tarafından indirildi. Nihat kafasını göstermeyi seçmiş. Belki de yapmaması lazımdı. 14 puanla bu oyuna veda ediyorlar. Sakin şekilde oynayan bir futbolist şu an üst tarafa çıkmaya çalışıyor. Aynısını Respect için söyleyemeyeceğiz. Jetkil Argo ile birebire kalmış durumda. Görmesi lazım Argo'yu, indirmesi lazım Argo'yu. O da bunu yaptı ve Respect'i bir üst basamağa taşıyor. 6 puanı garantilemiş oldular bu sayede. Lovasin buranın farkında. Arka taraftan iyi bir flanke çıkarak son saniye skorlarını da alacak. Kara gümrük elenirken yanlarında Respect'in de düştüğünü gördük. Puanlar orada çok yakın. Getso 10 puana sahip, futbolist 6 puana sahip ama Getso bu alanda çok rahat oynayabilirdi eğer Sexy'yi kaybetmeselerdi. Yani şimdi sen de Raum büyük ihtimalle anlayacaktır Lovasin ve Raum ikilisi. Bombalar oraya doğru atılmaya başlandı bile zaten ama burada ilk bomba kısa kalacak. Çok kolay olmayacak oynaması Sexy ve Spron için Sexy bir daha düşürülecek. Spron 2'ye 1. Futbolist bunun farkında. Sisleri tarıyorlar. Şu anda tahminlerini yapıyorlar ve alan konusunda artık kimsenin şansı olmadığını söyleyebiliriz. Spron gösterdi. Birebire getirdi pozisyonu. Çok iyi sahne. Lovasin de duymuş gibi. Galibiyete mi gidecek acaba ama hayır. 23 puanla futbolist burada. Miramar'ı fethediyor. Çünkü çok ümitsiz bir ağaç koşusuydu o. Yani açıktan dümdüz ağaca gittiler. O ümitsiz bir koşu. Getso performansı birazcık durduruldu. Şimdi görülüyorlar. Nihat mermilerini attı. Ona doğru da hemen Lats'tan bir cevap var. Getso'yu da üzerine alacak gibi gözüktüler. Nihat oyun alanına düşmüş. Solkay skoru çekmiş. Frozen'da görecekler. Next Rüya burada bir oyuncusuyla beraber oyuna devam etmeye çalışıyordu. Onu da kaybedince 12 puana razı gelmek durumundalar. Futbolist 8 puana sahip. S2G 9 puana sahip. İki takım da 4'er oyuncuyla burada oyunu bir şekilde almak isteyecek. Futbolistin birazcık yükseklik avantajı var. S2G ise onların geride olduğunu fark etti. Hızlıca Silas'la beraber öne doğru yaklaşıyorlar. Kara gümrüğün taktiği sonuç verdi. Karzvel can basıyordu. 6 tane hala AD mevcut. Ve bu sayede futbolistin taktiği sayesinde aslında 3.'lüğü alıp 10 puanı skorlarla beraber 13 puanı garantilemiş oldu. İyi bir oyun. Ben onu en son KO taraflarında falan görmüştüm galiba suda. Bir daha da oynamamış. Rude ön tarafa doğru sislerini attı. Lovasin ve Solkay'dan bir yayılma gelmesi lazım. Bence futbolist biraz sakin kaldı şu an. Lats'ı açamadılar kenara. Yo, Lats zaten bayağı iyi görüyormuş ya. Evet, işte Lats bayağı iyi görüyormuş. Var, şimdi burada Rude'u indirerek bunu gösterecek. S2G'ye doğru iyi bir atış. Rude Molotov'tan da hasar alıyor tabii ki. Karzvel
Dediğimiz gibi 13 puana sahip S2G tamamen kıstırılmış durumda. Futbolistin burayı bırakması pek mümkün değil gibi ama ayaklandılar, üzerlerine doğru koştular. Bu tip pozisyonlarda genelde defansif oynayan takım iyi bir cevap verebiliyor. Biz bunu birçok kez izledik ama acaba bu sefer S2G bunu yapabilecek mi? Futbolist dörtlü şekilde kıstırdı. 2-2 bir baskın izleyeceğiz. Adeta ipe dizdiler orada S2G'yi ve Sanok'ta galibiyeti çıkartıyorlar. İyi bir oyunla birlikte.